Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ey Allah'ım, şifa ver, çünkü şifa veren ancak sensin. Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur. Ey Allah'ım, öyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık ve acı bırakmasın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Eşşafi, ya Şafi, şifa veren. Faziletleri. Bu ismi şerif hastalıkların şifası, illet ve elemlerin kaybolması hususunda çok çabuk tesir eden büyük bir isimdir. Bu ismi şerifi zikreden kişiye Allahu Teala her dertten şifa verir, her beladan afiyet verir ve onun her hastalığını iyi eder. Kişi bu ismi şerifi zikrettiği müddetçe bedenine hastalıklar yol bulamaz. Her kim hasta olduğunda veya bir hastanın yanında 7 kere Fatiha suresini okuduktan sonra bu ismi şerifi Eşşafi, ya Şafi 422 kere zikreder, ardından da yukarıdaki duasını okursa Allahu Teala'nın izniyle o hasta şifa bulur. İmam-ı Buni rahmehullah bu terkibi tatbik etmesini, cüzzam hastalığına tutulan birisine tavsiye ettiğini ve 15 gün geçmeden o kişinin bağlardan kurtulmuş gibi iyileştiğini rivayet eder. Ey Fazlı, Kerem'i, Hilmi ve affı bizim hayallerimize bile sığmayacak kadar engin olan Yüce Allah'ım! Ne olur, bizi tattırmakla yüzümüzü güldürdüğün nimetlerinin tamamını erdir. Bu zavallı gedana bir kere keramkâne davrandıktan sonra artık keremini kesme. Hilminle muamele edip örttüğün günahlarımın üzerindeki örtüyü de ne olur daha kaldırma. Senin malumun olan bütün çirkin işlerimi de bağışla. İlahi, dileklerimin yüce dergahında kabulü için yine senin şefaatine dehalet ediyor, azabından korunmak için senin merhametine sığınıyorum. İhsanlarına karşı çok arzuluyum. Nimetlerine nihayetsiz rağbetim var. Lütuf sağanaklarınla sırılsıklam hale geleceğim, inayet bulutlarınla gölgeleneceğim anı gözlüyorum. Kapını çalarak, dergahına teveccüh ederek, lütfü inayetine sığınarak yüce katından bahşedeceğin en cazip lütufları avlamaya çalışarak, cemaline koşarak, azametin ve celalin karşısında el pençe divan durarak senin rızanı talep ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım! Bahtına düştüm, ne olur! Bana istigakım olan azap edilmek ve mahrumiyete maruz bırakılmakla değil, senin şanın olan mağfiret ve rahmetle muamelede bulun. Allah'ım, peşi peşine akıp gelen lütuflarına karşı nasıl şükredebileceğim hususunda bütün şaşkına döndüm. Sana sonsuz defa hamdü senalar olsun. Fazlın coşup coşup gelince seni sena etmekte bütün aciz düştüm. Haddimin fevkinde o kadar çok nimetle serfiraz kıldın ki nasıl hamd edeceğimi bilemez oldum. İnayetinle ard arda öyle tecellilerde bulundun ki onlara şükürle mukabele hususunda da hepten takatsiz kaldım. Allah'ım, sen Raufu Rahim, Berru Kerimsin. Dergahı izzetine yönelenleri haybete uğratmaz, avluna sığınanları da kovup uzaklaştırmazsın. Bir dileği olanların kervanları hep senin kapında dururlar. Yardıma ihtiyacı bulunanlar senin dergahının önünde konaklarlar. Ne olur Allah'ım, bizi arzu ettiğimiz hususlarda haybet ve inkisara uğratma. Ümitsizliğe düşürme. Bize yeis ve ümitsizlik elbisesi giydirme. Ey bütün mevcudatı yaratan ve yaşatan Ulu Sultanım, senin nimetlerinin büyüklüğü yanında
benim şükrüm pek noksan, ikramlarına karşı ettiğim sena da çok cılızdır. Üzerimdeki iman urbası da, başımdaki izzet tacı da, boynumda hep duracak olan sana kulluk tasması da, hep senin ihsan ve lütuflarının eseridir. Evet, ya Rabbi, ihsanların o kadar hadsiz ki, onları saymaktan acizim. Değil tek tek saymak, hepsinin büyüklüğünü birden idrake bile güç yetiremiyorum. Senin şükrüne nasıl takat getirebilirim? Sana şükretmenin bile bir şükür borcu oluyor. Evet, ne zaman lekel hamd, hamd sana desem, onun için de ayrıca bir hamd olsun demem vacip oluyor. Allah'ım, biz yoktuk, kerem kılıp bizi sen var ettin ve bugüne getirdin. Senden üzerimizdeki nimetlerini tamama erdirmeni, nikmetinden, azabından, gazabından da emin kılmanı diliyoruz. Bu muhtaç kapı kullarını iki cihan saadetinin en alası ve en güzeliyle sevindir. Altından kalkamayacağımız ağır imtihanlara tabi tutmadığın ve üzerimizden sağanak sağanak yağdırdığın nimetlerin için sana sonsuz hamd ediyor ve hamdimizin rızana muvafık, lütuflarının azametine de layık olacağını ümit ediyoruz. Ey merhametine hudut olmayan yüce ve kerim Rabbimiz! Sana layık olduğun surette, ibadet-u taatta bulunabilmemiz için bize yol göster. Masiyet mahallerine düşmemize müsaade etme ve bizi öyle yerlerden fersah fersah uzak tut. Rızana, hoşnutluğuna ulaşmamıza engel olan şeyleri yolumuzdan kaldır. İşin nihayetinde de bizi cennetlerinin en güzeliyle sevindir. Rabbimiz, şek ve şüpheler durmadan fitneleri körüklüyor. Senin dupduru ve tertemiz lütuflarının saffetini bulandırmaya çalışıyorlar. Sen basiretlerimizin üzerindeki şek ve şüphe bulutlarını kaldır. Kalplerimizi kaplayan perdeleri aç. Vicdanlarımızdaki batıl izlerini sök at ve içimize bütünlüğüyle hak ve hakikat duygusunu perçinle. Ey rahmeti sonsuz, bizleri necat ve felah limanına yanaşan geminin yolcularından eyle. Gönüllerimize sana dua, dua yalvarmanın lezzetini duyur. Muhabbet ve sevgi havuzlarından doyasıya içmeyi lütfet. Seni sevmenin ve sana kurbiyetin halavetiyle sinelerimizi doldur. Üzerimizden inayetini esirgeme.